Herkese merhaba. Bugün internette kolay kolay bulamayacağınız bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu projede bir tane hafta yapımını göstereceğim ben size. Aynı şekilde ilerleyen dönemlerde kılavuz yapımını da ele alacağız. Konuya girmeden önce hemen hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalımın bir tane Instagram hesabı var. Onu takip ederseniz, ayrıca bütçeniz doğrultusunda YouTube'un imkanlarını kullanarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu ve benzeri projelere ihtiyaç duyan arkadaşlar için de iletişim bilgilerimi videonun açıklamalar kısmında bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Az önce de bahsettiğim gibi bu tip içerikleri internette bulmanız çok kolay olamayabiliyor. Çünkü bunlar genellikle çok niş konular. Özellikle kesici takımların atölye şartlarında yapılması bir hayli zor. Ancak yapılamaz mı? Tabii ki yapılır. İmkansız da değil. YouTube'da biraz araştırma yaparsanız bu tip içerikler üreten birkaç tane kanal var. Ve genellikle bu tip gereksiz işlerle Ruslar ve Hintliler uğraşıyor. Ama günümüz ekonomisini düşündüğümüz zaman özellikle atölye için kesici takımların ne kadar pahalı olduğunu göz önüne alırsak bu tip projeleri yapmayı öğrenmek her zaman işimize yarayacaktır. Bugün metrik 16'ya bir diş bir pafta yapımını göstereceğim ben size. Bu tip gereksiz işlerle niye uğraşıyorsun diye yorum yapacak arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Metrik 16'ya bir diş paftayı bir internette fiyatlarına bakın bulabilirseniz ondan sonra gelin bu konuyu konuşalım. Ben bu pafta yapmamın sebebi bir müşterimin özel boyutlarda bir pafta istemesi. Çünkü normalde metrik 16 ince diş paftalar 1,5'tan başlıyor. O daha ince diş, bir diş istiyordu. Dolayısıyla bu proje bu şekilde ortaya çıktı. Ben projeyi gerçekleştirirken 4140 kalite ıslah çeliği kullanmaya çalıştım. Tabii ki ıslah çeliği bir takım çeliği kadar sert olamayabiliyor sertleştirme işleminden sonra. Ancak müşterimin kullanma senaryosuna baktığımız zaman şu anda 4140 çeliğe verdiğimiz sertlik yaklaşık sertleştirme işleminden sonra 44-45 HRC olmasını düşünüyorum. Fazlasıyla işini göreceğini düşünüyorum. Burada müşterinin göndermiş olduğu numune parça var. Daha denemedim, takıp denemedim. Birazdan takıp deneyeceğiz bunu. Oldu mu olmadı mı diye. Bugünkü videoda torna tezgahında alın ve yüzey tornalamasını her zaman yaptığımız gibi gerçekleştireceğiz. Ardından freze tezgahındaki bu divizörü kullanarak deliklerimizi de edeceğiz. Ancak bugün esas önemli olan dersimiz freze tezgahını basit bir taşlama tezgahına nasıl çevireceğiz konusunu aslında göstermeye çalışacağım ben size. Elimde küçük bir tane çanak taş var. O çanak taş da en son yüzey kalitesini artırıp kullanılabilir hale getireceğiz. Ayrıca bugün ısı işlem yapmayı da göstereceğim ben size. Bu tip projelerle uğraşırken muhakkak elinizde kataloglar ve referans kitapların olması gerekiyor. Ben genellikle atölyemde bu kitabı çok fazla kullanıyorum. Siz de internette benzer kaynakları elde ederek doğru şekilde takımınızı tamamlayıp ısıl işlemini yapıp atölyenizde kullanmaya başlayabilirsiniz. Evet, bu proje için söyleyecek aslında çok fazla bir şey yok. Gelin nasıl yapıldığını izleyelim paftanın. Ardından zaten videonun sonunda tekrar birlikte olacağız. Thank you.
haftayı başarılı şekilde tamamladık. Bence sonuç gayet tatmin edici. İlerleyen dönemde az önce de bahsettiğim gibi bir kılavuz yapımını da belki ele alarak en azından bir kılavuz pafta takımının nasıl yapıldığını yine benim kanalım aracılığıyla öğrenmiş olacaksınız. Uygun şekilde ısı işlemi uyguladık. Kaynak kitaplarımızı kullanarak ardından taşlayarak yüzey kalitesini arttırdık. Ondan sonra testimizi gerçekleştirdik. Ben testi alüminyum parça üzerinde gerçekleştirdim. Ancak pirinç, bronz, daha basit imalat çelikleri üzerinde de bunun başarılı şekilde çalışacağına adım gibi eminim. Şimdi gelin dilerseniz bunu müşterinin malzemesinde bir takmayı deneyelim. Bence çok başarılı. Bunu biraz da size yakından göstermek istiyorum. Siz ihtiyacınız doğrultusunda 4140'tan daha fazla sertlik alabilen çelikler kullanabilirsiniz. Ancak şunu unutmayın, daha sert malzeme daha kırılgan olduğu anlamına geliyor. Burada dikkat etmeniz gereken konu yüzey olabildiğince sertken içinin birazcık sünek kalması. 4140 kalite çelikte su ile soğutmada gayet iyi sonuç veriyor. Zaten benim müşterim için de 53 derece sertlik fazlasıyla yeterli. Siz de bu konuyu göz önüne alarak kataloglardan uygun çeliği seçip o şekilde kendi takımınızı oluşturabilirsiniz. Eminim ki bu konu hakkında aklınıza takılacak pek çok soru olacaktır. Yorumlardan sormayı ihmal etmeyin. Ben elimden geldiği kadar herkese cevap vermeye çalışıyorum. Bu proje için söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı. Beni yine her zaman gibi sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir tane çan resmi bulunuyor. Ona tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar ne yapıyorsunuz? Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Şimdi hoşça kalın.